Selamun aleyküm. Cümleten kolay gelsin. Bugün Pendik'te esnaf olan Rüküf abimin yanına geldim. Yaklaşık kendisi de 23 senedir esnaf olan burada Pendik'te bir abimiz. Ona bir tane notbeş ekranı getirdik. Bunun film değişim aşamasını göreceğiz hep beraber. Notbeş'in. Selamun aleyküm Rüküf abi. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, siz iyisiniz inşallah. Çok şükür abim benim. Evet, şimdi not beşimizi ekranı şeyden ayırdık, cihazımızdan. Evet abi. Ayırma işlemi için cama ekrandan ayırma işlemi için separatör kullanacağız. Separatörün üzerinde. Evet. Kullanarak. Filmler en çok hangi durumlarda bozuluyor böyle Zülküf abi? En çok belli bir zaman sonra özelliğini, yani esnekliğini yitirdiğinde ekranlar üzerinde kırılmalar, çatlamalar veya sökülürken yıpranmalar, söken kişi tarafından koparmalar, yırtmalar gibi arızalarla karşımıza geliyor. Yani çoğunlukla bunlar, bir de sıvı özellikle, bir de sıvı oluyor değil mi abi? Mesela bunda bazen görüntü geliyor, üstten bastırınca geliyor, bastırmayınca gidiyor. Bunun gibi, ekran evet. flexinin özelliğini yitirmesinden kaynaklanıyor. İşte söylediğimiz o özelliği yitirdikten sonra kırılmalar, flexin üzerindeki yollarda kırılmalardan kaynaklanıyor. Peki Bunda, abi, müşterilerimiz bir film arızasının tespitini kendileri yapabilirler mi, yoksa şimdi şöyle bir şey de var aynı zamanda. Film arızası gibi gelen ekranlarda bazen ekranın üst tarafındaki ekran entegresinden, yani ekran IC dediğimiz ekran entegresinden cam şey komponent, bundan da yapılıyor. olabiliyor? Çatlamasıyla meydana geliyor. Lakin bunu tabii ki onların şu anda mümkün değil. Mümkün değil değil mi abi? Yok, onun oranı mümkün değil Ekran ama komple değişiyor. aynen öyle. İşte şimdi camdan ayırdık ekranımızı. Ama biz bir ekran üzerinde gerek film, gerekse cam, bunların tamirini Tabii tabii yapabiliyoruz. tabii tabii. Makinalarımızla Tabii, aynen. gerçekleştirebiliyoruz. Sıkıntısız bir Aynen. şekilde. Evet. Şu anda bütün imkanlarımız var bu konuda. Evet, şu an camla ekranı ayırdık. Ayırdık. Bunun temizlik aşaması var. Ekranı aynı zamanda flex'i şeyin arkasından özel bir sıvı kullanarak oradaki yapıştırıcıyı Evet. yumuşattık. Filmimizi şu an kaldırıyoruz. Şimdi bu işlemden sonra ekranımızı temizleyeceğiz. Üzerini temizledikten sonra eski filmimizi, flex'imizi Göreceğiz. ekranın üzerinden, LCD'nin üzerinden ayırıp daha yenisini, montajını yapacağız şimdi. Evet. Kalem pediyle olan bağlantısını birbirinden ayırdık. Evet abi. Yani kalem pedi dediğimiz abi, kalemin çalışmasını sağlayan ped. Doğru Aynen, mu? aynen. Demek ki Ekranımızın üzerinde. bu ekranlarda bir de kalem arızası olabilir. Evet. Bunun da tamirini yapabiliyoruz. Kesinlikle. Pedi Yani değiştiriyoruz. aynen. Gerekirse onarıyoruz. Kalem pediyle birlikte bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Şimdi Anladım. ayrıştırdıktan sonra bir havya yardımıyla ekran filmimizi dokunmatik filmimizden
şöyle görüldüğü gibi birbirinden evet. ayıracağız önce. Tabii ki bu senin kullandığın metot değil mi Zülfü Fadıl? Tabii. Sana ait. Senin aynen. kullandığın basitçe yani bir metot. Benim ve birçok kişinin aynı şekilde kullandığı metot. Evet. Ondan sonra yine şimdi ekranımızın üzerindeki şeyi yine aynı şekilde ısıtarak çıkardık. Girmez, havayı falan girmez. Şimdi bu işlemden sonra flex'i basacak olduğumuzda, makinamızda da göreceğiz. Basacak olduğumuz yolları görebilmek için arkadan belli bir miktarını temizleyeceğiz. Evet. Evet, az önce temizliğimizi yapıldı. Şöyle arka taraf temizlendi. Şimdi de burada, evet Zülkifa abi. Şimdi ekranımızın üzerinde şu kısımda gördüğümüz ACF dediğimiz yani ekranla flex'i birbirine kaynatmasını sağlayan yapışkan malzeme. Bunu şimdi temizleyeceğiz. Yine bunu bir selülozik malzemeyle temizliyoruz. Önce yumuşatıyoruz malzemeyi şöyle. Sonra cam üzerinde yapacağız. Çünkü fırçayı bastırdığımızda ekrana zarar vermememiz gerekiyor. Düz ve sert bir zemin olması gerekiyor yani. Tabii bu işlemin ve her işlem gibi düzgün ve tertipli bir şekilde yapılması lazım ki değil mi abi? Bir sorun, evet, sıkıntı güzel. Teşkil etmesin. İleride evet. bir sorun oluşturmasın. Aynen. Aynı zamanda ekrana zarar vermemesi gerekiyor. Yani bunu sert bir zeminde yapmamızın, temizlik yapmamızın sebebi ekrana zarar vermememiz gerekiyor. Bu işte söylemiş olduğumuz arıza verebilecek olan dediğimiz entegre. Üstteki entegremiz. Bunu şöyle de görebiliriz. Evet. Şu parlak olan. Evet. Evet. Şu kısım sadece. Bu entegremiz. İşte bu da aynı zamanda flexlerin haricinde arıza verebiliyor. İşte onun henüz daha değişim için şeyimiz yok. İmkanımız yok. Ama onun dışındaki bütün her şeyde onarımını gerçekleştirebiliyoruz. Yapıyoruz. Peki verim oranımız nasıl abi? Yani bu işlem yapılabilir bir işlem mi? Verim oranı nasıl? Şimdi, yapıldığı zaman bir sıkıntı olur mu? Yani gidip bir hafta sonra tekrar aynısını yapar mı? Yapabilir tabii. Kullanmış olduğumuz ACF'ye bağlı bu da. Ya da makinedeki basınçlarımıza bağlı. Basma sırasındaki yani kilograma şeyin bıçağın düştüğü bastığı kilograma bağlı. Buradaki mümkün olduğunca tabii ki her cihazın ya da her ekranın ayrı bir şeyi var, flex'in aynı zamanda. Ona göre ayarlanıyor ve ona göre şey yapılıyor. Çoğunlukla standart ayarları kullanıyor. Yapıldığı zaman bir sıkıntı çıkmıyor yani, yok, anladığım kadarıyla değil mi Zülkif abi? Çıkmaması için aynı zamanda yapışkan. Yani şöyle bir ACF dondurucu dediğimiz şöyle bir ilacımız var. Bu ilacı da aynı zamanda işlem yaptıktan sonra zaten şimdi kullanacağız. Oo. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlemi de sağlamlaştırıyor tabii ki. Evet, bunu sormuştur Zülkif abi. Yani işlemler düzgün yapıldığı zaman gayet verimli kullanılabilir bir şey bu. Aynen. Değil mi abi? Aynen. Yani evet, belki biraz malzeme pahalı bir malzeme. Ama işte yaptığımız işlemde tekrar yapmamak için de gerekli bir malzeme. Evet. Şu anki işlemimiz artık yeni filmin ekrana transferi, doğru mu abi? Montajını yapıyoruz, evet. Yani LCD'yi, filmi LCD'nin üzerine montajını yapacağız. Şimdi malzeme cihazımıza oturtturduk malzememizi. Yalnızca sabitleyeceğiz, hareket etmesin. Ben bunları daha önceden bıçağın düştüğü yerleri, yani ekran flex'ini monte etmek için bıçağın düştüğü yerleri kalemle işaretlemiştim.
pratiklik açısından. Aynen, yani daha abi, seri olması seri açısından. Seri olması açısından. Şöyle ayarlarımızı yapacağız. Başlama noktası ve bitiş noktası. Şimdi burada hatta biraz şeyimiz kalmış. Böyle bir silelim hemen. Eski ACF'den kesinlikle arındırmamız gerekiyor. Eski ACF'yi kesinlikle arındırmamız gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım. Evet. Ufak bir şey kaldı galiba. Evet, şimdi bizim için önemli olan şu noktalar, bu noktalarımız temiz. Şimdi oraları basacağız. Evet, şu an filmin üzerine ACF bandımızı. ACF band işlemini. Evet, gerçekleştirdim abi. Aldım abi, aldım. Aha, aldım. Böyle kendi yaptığınız bir havya var galiba. Abi evet, işte ben sadece bunu özel bir ısıtma üzerine abi. Aynen farklı bir şekilde olsun. Tutturmak için çok fazla sıcak olmaması gerekiyor. Eritmemesi için. Özelliğini, ACF'nin özelliğini bozmamamız için. Şimdi şu anda hizalamayı yaptık. Hizalamamızı yaptık. Evet. Yani zaten en önemlisi bu. Ekran üzerindeki iletken noktalarla petleri birbirine getirmemiz. Tam hizalamamız ve ardından da artık Pres işlemimiz başlıyor Allah'ın izniyle. Evet. Göründüğü gibi ACF eridiğinde dışarıya taşması. Cihazımızda 4 tane kamera. 2 tanesi üstten ayarlamak. 2 tanesi de alttan. Şimdi geldiğinde de görürüz. Şu cam levhanın altında diğer kameralar. Onları da oradan ekranın altından, o temizlediğimiz kısımdan görebilmemiz için bize o kolaylığı sağlıyor. Önemli olan buradaki işçiliğin çok güzel olması değil mi Zülfü aynen, abi? Kullanılan malzemenin kaliteli kullanılması, düzgün yapılması, ileride sorun oluşmaması sorun için. Sorun çıkartmaması için evet. Şimdi, işin sağlıklı olması açısından. Şimdi önce ekran görüntüsünü test edeceğiz. Daha sonradan da ekranımız üzerindeki dokunmatik fleksini, montajını yapacağız. Ve kalem panelimizi. Aynen. Doğru mu? Aynen. Evet. Ekranımız çalıştı. Eline sağlık abi. Şimdi üzerine dediğimiz gibi dokunmatik panelimizi tamam çalıştığını gördük. Zaten daha fazla şeye gerek yok. Hemen dokunmatik fleximizin montajını yapalım. Ve ondan sonra hep beraber cihazımızın şeyini kontrol edelim. Bir de o mavi ilacımızdan sıkacağız. En son. Değil mi abi? Bütün kontroller, bütün işlemler bittiği zaman. Sağlamlaştırma açısından. Bu dondurmak için. Yani evet. Dondurucu diye geçiyor. Aynı zamanda ekranımızın, flex'in hem ömrünü hem de gelecek olan sıvıdan da bir nebze korumaya, tabii ki korumaya sebep oluyor. Önce diğer kısımdaki
Hacı Efendimiz'i temizleyelim. Bu sefer burada bunu sabitliyoruz. Ne diyor? Makinenin üzerinde sadece montajımız kalacak. Dokunmatiklerde bu işi yapan arkadaşlar daha iyi bilirler. Dokunmatiklerin üzerinde, pilinin üzerinde de zaten sabitleme noktaları var. Buradan bir cımbız yardımıyla evet. Bu da dokunmatik miydi abi? Evet, bu da dokunmatik. Şimdi şeye peki, dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada dokunmatik fleksini basarken diğer komponentlere zarar vermemesi gerekiyor bıçağın indiği noktada. Ben de daha önceden yine söylemiştim. Kırmızı noktayla bıçağın düştüğü son nokta yeri işaretlemişim. O benim için daha pratik oluyor. Bu şekilde yine bir bant yardımıyla sabitleyerek fleksimizi, ekranımızı cihaza çalıştırıyoruz. Şimdi hazır zaten şeyimiz, direkt basarak filmimizi. Buradan şeyden göremeyebiliriz, burada tamamen. Evet. Şu an dokunmatik filmimizi basıyoruz. Aynen. Peki sadece o deminki işlem yeterli olmazdı değil mi Zülküf abi? Abi ile yaptığınız işlem yeterli yok, olmayacaktı. Yok, hayır. Çünkü dediğimizin tamamen kaynaması gerekiyordu. Evet. Size olduğu gibi şöyle de hatta görebiliriz. Kürekçin kaynadığı noktalar. Direkt ayaklar zaten hepsi yerine. Öyle bir şekilde. Şimdi ekranımızı takıyoruz. Cihazımızı çalıştırıp dokunmatiğini de kontrol edeceğiz hep beraber. Daha sonra şüphedimizi mont edip İşlem bu kadar. Eline sağlık abi. Evet, testlerimizi yaptık. Dokunmatiğimizde vesairemizde bir sıkıntı yoktu. Şimdi ilacımızı kullanacağız. Şuraya gireceğiz. Malzemede olduktan sonra üzerini temizleyebiliyoruz. Ben aynı zamanda arkadan da bundan sürüyorum ki dediğim gibi sıvı temas olaylarında flex'e ve ekranımıza zarar gelmesin diye. Evet. Evet. İşte bu kadar. Evet, evet. Şu anda ekranımızı, çıkan camımızı temizledik. Okasını taktık. Ekranımızı kalıba oturtturduk. Oka dediğimiz abi ekranla cam arasında yumuşak, eridiği yumuşak zaman yumuşak malzeme, sonra sertleşen bir malzeme. Silikona şimdi, benzer bir malzeme. Evet. Evet, evet. Onu transfer ettik. Şu an ekranımızın temizliğini yapıp camımızı kalıba koyup evet. İcabında diyelim Zülküf abi, bunun üzerindeki polarize dediğimiz malzemeler vesaire, bunların evet, değişimi mümkün çizikler oluyor mu? Çizikler ya da sökme sırasında yırtılmalar oluyor polarizerlerde. Onda evet, değişimi var. Onu da başka bir videomuzda yine birlikte inşallah uygularken görürüz, çekeriz. Evet. Yine arkadaşlara, izleyicilere de anlatırız.
Şimdi rakımızı koyup makinemize şu makineyi bir taraftan da açalım, aynı zamanda çalıştıralım. Evet. Ekranımızı. Bu arada çok hızlısın İlk abi. Yetişemiyoruz ya. Hızlı. Estağfurullah. Kalıbımız ekranla camın hizalanması için. İşten yaptıktan sonra ben, herkes tabii ki belki farklı farklı yapabilir ama ben böyle bir şey yapıp ekranın üzerinde yapışmasını sağlıyorum. Sonradan arkasına jelatin yapıştırdım. Çünkü bu yapışkanlı kısım. Cihazın ekranını tamamen temizlemiyorum. Burası yapışkanlı kısım kalıyor. Şöyle okadan çıkan jelatinlerden bir tanesini yapıştırıyorum ki hem yapışma sırasında makineye yapışılması için hem de malzemeyi daha sonradan kalem pedini yapıştırırken sıkıntı yaşamamız için. Anladım. Bu da bir pratiklik, bir yani, ipucu. Hatta şu anda da yapıştırabiliriz isterseniz beraber. Çünkü presleme sırasında da o da kendisini orada daha iyi bir şekilde yapıştırır. Olur tabii. Abi. Hemen. Bu kalem pedimizde her şey yerinde zaten. Şimdi makinemize koyacağız. Ve şunu açacağız. Evet, şu an lamine işlemimiz, doğru mu söylüyoruz Zülkif abi? Laminasyon işlemimiz bitti. Son hali. Yani camımız ekranımıza oka yardımıyla transfer edildi. Evet. Birbirine yapıştı. Laminasyon işlemi gerçekleşti. Gerçekleşti. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Kullanıma hazır. Evet, hem de söylediğimiz pedimiz de güzel bir şekilde yapışmış oldu. Evet. Eline koluna sağlık abi. Tekrar hemen bir kol. Evet Zülküf abi. Camımızı falan hallettik. Geldik. Her şey nasıl tamam. Şimdi artık son kontrolleri yapmaya. Evet. Bugünkü videomuzun asıl ana teması bir Note 5 ekranımızın ekran flexinin yıpranmış olması, görüntü gelmemesi, görüntünün kaybolması gibi arızalarla gelmiş olmasıydı. Biz artık flexini değiştirdik, camını taktık. Artık bundan sonra montaj işlemi kaldı. Mustafa kardeşime bugünkü çekim için ve yapmış olduğumuz video kaydından dolayı teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zülküf abi. Eline koluna sağlık. İnşallah bir dahakine bir polarizer ya da bir tamamen entegre değişimiyle cam değişimi hepsini bir arada başka bir videoda uygulamak üzere. Eyvallah. Hayırlı günler. Hayırlı günler.